Hi. You can see this, sir. Yeah. You can just put it in. I will come back with the clearance. I will come back. Okay. No problem. Şimdi dostlar, ben ne yaptım? Tam video başlattım. Beni karantinaya aldılar diye. Tam video başlattım. Beni karantinaya aldılar diye yemeğim geldi. Yemeği de çekecektim zaten. Şimdi şöyle, dün tekrardan Dubai'ye geldim ve en son geldiğim seferde karantina yoktu. Yani geldim ve takılmaya devam ettim. Bu sefer dün gece otele giriş yaptığımda havalimanından oteli aradıklarını, benim buraya geleceğimi ve benim 24 saat yani bir gün boyunca gözetim altında kalmam gerektiğini bana söylediler. Bu arada yeni uyandım, saçılmışım biraz. Ama sıkıntı yok. Siz benim artık kankam oldunuz, dostlarım oldunuz. Dövme nasıl bu arada? Daha bitmedi ama yarım dövmeyle kaçtım ama bak daha buralar dolacak, buralar dolacak. Bu dövmenin vlogu da gelecek, soruyorsunuz bana sürekli. Dövme vlogu, dövme vlogu da. Gelecek dövme vlogu ama daha bitmedi dostlar. Daha bitmedi kankalar. Daha göğsüm bile bomboş. Bu göğsüm dolacak falan. Her şey bomboş. Ne yapıyorum karantinada? Karantinada yeni uyandım. Saat, yine başladık saati göstermeye. Saat 11.40. Yani burada 12.40. Yeni uyandım. Ne yapayım abi karantinada? Spor salonuna bile gidemeyeceğim. Evde antrenman yapacağım bugün. Ne yapayım? Bütün gün antrenman yaparım bugün artık. Şöyle, hatta dün de söylemiştim. Yine aynı şekilde bir poşette gelmişti yemeği. Ya lanet olsun, bu nasıl bir servis? Ben korona olma ihtimalime karşı galiba, ne olur ne olmaz, belki koronadır bu çocuk diye bana bu şekilde kapta getiriyor olabilirler yemekleri. Ketçap ve mayonez istemiştim bir de. Başka ne olur? Bir de tuz koymuşlar. Dün bir de biber de koymuştunuz. Bari biber de koysaydınız. Kahve falan yaptım kendime. Böyle bir biber de buradaymış, pardon. Günahlarımı aldım. Biber de koymuşlar. Karabiber. Kahvaltım bu arada benim. Yeni uyandım. Ulan bu neden açılmıyor? Gördüğünüz gibi böyle bir Sezar salata getirmişler bana kankalar. Ekmekli ufacık bir, gördüğünüz gibi ekmekli ufacık bir tavuklu falan. Ama geçirirken geçiriyorlar. Malzemeden kaçarlar. Ama geçirirken de çok güzel geçirirler Dubai'de. Maalesef öyle. Karantinadayım. Gördüğünüz gibi Dubai artık karantina uygulamaya başlamış. Bir gün karantinada kalıyorsunuz. Korona testinizin sonucu çıkan. En azından 14 gün değil. 14 gün olduğunu bilseydim gelmezdim. Geldiğimde bana deselerdi 14 gün karantina süren var, hemen bir sonraki uçakla geri dönerdim. Çünkü zaten 14 gün süren var. Survivor'a katılma durumum var. Bilmiyorum, belki biliyor musunuz? Survivor seçmeleri var. En önemli seçme. O yüzden Survivor için Dubai'den geri döneceğim. Survivor için Dubai'den geri döneceğim. Bazen fedakarlık yapmak gerekir dostlar. Dubai'de normalde 40 gün falan kalma sürem var ama Survivor için bunu 15 güne çektim. Bak 40 gün nerede, 15 gün nerede. O kadar gelmişim, bir gün karantinada kalmışım, dünyaların parasını harcamışım. Gerçekçi olmak lazım. Dünyaların parasını harcamışım buraya gelmek. Yok vizedir, yok koronadır, yok uçak biletidir, yok oteldir falandır filandır. Ama bazen istediğiniz şehir için risk almak gerekiyor. Olmama ihtimali çok yüksek, siz de biliyorsunuz. Kimse gidemiyor kolay kolay Survivor'a. Olmama ihtimali çok yüksek ama olmayacak anlamına gelmiyor. Denemek lazım. Denemeden bilemeyiz. Risk almak gerekiyor. Bak Türkiye'de çok sıkıldım dedim, ben Dubai'de kaçıyorum anasını satayım falan. Ya bugün karantinayı çekiyorum. Bakalım karantinada ne yapacağım. Ama kendi kendime diyorum ki, yani size bir tahminde bulunun. Bence ben bu odada kalamam. Hayırdır abi, hapiste miyiz ya? Hayırdır, 20 tane korona test yaptırmışım, anladın mı? Hepsi negatif çıkmış, sizin yaptığınız götü boklu korona test pozitif çıkacak. Beni bir gün burada boş boşuna bekletemezsiniz abi. Ben o spor salonuna giderim. Bir de bana özellikle söylediler, dedi spor salonu kullanamazsınız, havuz kullan.
görürüz. Kim kimi kullanıyor kendi payını. O spor salonuna gidelim. Ne olur ne olmaz beni uyarırlar diye 10 dakikada 1,5 saatlik antrenmanı yaparım. Ondan sonra zaten beni uyarana kadar güzel bir antrenmanımı yaparım ben. Uyardıkları zaman aa dedim pardon burayı kullanmamam gerektiğini bilmiyordum falan. Yoksa polise söylüyorlar. Sonra daha sıkıntı. Dubai'de polislik olmak çok sıkıntı. Bir de Dubai'li değilseniz yani lokal değilseniz, Arap değilseniz Dubai'de polislik olmak biraz sıkıntı dostlar. Bakalım karantina nasıl geçecek? Önce bir şu yemeği yiyelim. Şöyle açalım. Şu yemeği bir yiyelim. Dün yedim hiç beğenmedim. Gerçekten. Dün yedim hiç beğenmedim yani. Yani ne Sezer salatası. Balık tadı geliyor anasını satayım. Balık tadı. Cidden. Karbonhidratımı ekmekten alıyorum. Yemek yok çünkü. Yemek yok. Hamburger. Ne yapayım? Anne ne yapsın? Boş. Yani mecbur bunu yiyor yani anne. Öyle bir ekmek koymuşlar ki sanki lokma gibi tatlı böyle lokma tadı geliyor. Lokma tatlısı var ya gerçekten onun tadı geliyor. Artık nasıl kızartmalı yapıyorlarsa. Vallahi böyle bir yemek işte. 50 dirhem para ödedim buna. Yani ne kadar yapıyor işte 110 lira falan yapıyor. Dün de aynısından bir tane yedim ama hiç güzel değil yani gerçekten hiç güzel değil. O zaman öpüyorum sizi. Bu videoyu kapatmıyorum tabii. Bakalım karantinamız nasıl geçecek? Evde miyiz? Bundan sonra güzel bir dinleniriz. Ondan sonra spora gideriz. Bir şeyler yaparız. Saplementlerimi getirdim. Birazcık saplement içeriz. Bir şey. Kahve yaparız. İyi hissettiğim zaman kendimi antrenmana gideriz. Bir 20 dakika bombamı koyar çıkarız. Çok konuştum. Öpüyorum sizi. Dostlarım beni otelde karantinada tuttular ama ben bilmiyorum dayanamıyorum yani. Kahve yaptım kendime sert bir tane kahve ama o kahvenin çekirdekleri çok hoşuma gitti. O yüzden size göstermek istiyorum yani böyle bir de kabı var. Kırmızı olandan yaptım ama beyaz ve kırmızı çok bir fark yok. Bu kahvenin çekirdeklerini göstermek istiyorum size. Çok güzel görünüyor. Vallahi bir spor salonuna inmeye çalışacağım. Beni şikayet ederler, bana para cezası falan gelirse artık bilmiyorum yani başa gelen çekilir ama ben beni burada tutamazlar abi. Beni burada tutamazlar ya. En azından bu otelde bir spor yapmaya hakkım var gibi. Aslında çaktırmadan otelden çıkıp gidip başka bir yerde spor yapsam çok daha mantıklı aslında işte. Gördün mü çekirdekleri? Vallahi çok güzel bir kahve gibi. Bakayım şöyle tadına. Şöyle. Niye kireç olmuş bu? İçme suyundan. Ya, kireç değil bu gerçi. Kireç mi bilmiyorum. Oo, inanılmaz sert bir kahve olmuş. Çok sert bir kahve olmuş. Bu kahveyi içiyorum. Biraz da su içeyim. Zaten zamanımız geçmesi gerekiyor. Dışarı çıkartmazlar otelden büyük ihtimal. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Artık beni zorla odaya mı alırlar, beni neler yaparlar bilmiyorum. Nasıl bir atmosferle karşılaşacağım hiç bilmiyorum. Bu kahveyi içiyorum. Şu kahveyi içiyorum. Ondan sonra bu kapıdan çıkıp spora gidiyoruz. Vallahi dostlar, şort giydik, ayakkabıları giymişiz. Normalde karantinadayım. Dur, şu kartı da alalım da. Sonra zaten karantinadayız. Zorluk çıkartmayalım. Girerken... Spor salonuna gidip spor yapacağım abi. Şey yapmayacağım. Bakalım doğru kartı mı aldım? Doğru kart. Kapansana abi niye? Beni bekliyorsun mal mısın lan bunda? Evet burası odalar. Bu taraftan. How are you? Ha, nasılsın dedim? İyiyim. Dedi. Hello sir. Hi, how are you? How are you? Bir sıkıntı olmayacak gibi gider sporumuzu yaparız ama gerçi kameradan resepsiyondakiler görürse sıkıntı. Biz kaçıncı kattayız? 14. kattayım ben. Bunların hepsi kral dairesi. Bunların hepsi benim dairem gibi.
Bunlar çalışmıyor galiba. Bu gelecek. Birinci kaptaymış Fistoğan. Şimdi 8'e geldik ama. 8 mi? Thank you. Bye bye. Sanki metrobüs sesi ama. Metrobüse geldik. Şimdi normalde Jim falan bu taraftaymış, havuz falan. Şimdi normalde havuzu, spor salonu falan kullanırken randevu almak gerekiyor. Yani mesela diyorsun ki ben saat 1'de kullanacağım. Onlar da saat 1'de başka kimseyi almıyorlar. 3 kişiden fazla birileri kullansın istemiyorlar. Çünkü koronadan dolayı önlem. Ama şimdi ben ne ismimi yazdırdım ne başka bir şey. Doğaçlama gidiyorum. Bir de üstelik karantinam var yani. Üzerinde bir de karantinam var. Hadi bakalım. Bakalım neler gelecek başımıza. Burası yüzme havuzu. Güzel bir şeylere benziyor. Ama hiç yüzesim yok. Zaten yüzme şortumu da almadım. Spor salonu da o tarafta. Oradan giriş yapmamız lazım. Büyük ihtimal. Sonra kartla giriş yapılır diye kartımız var. Fitness center. Burası Double Tree yüzme havuzu. Çocuklar takılıyorlar. Beni ilgilendiren kısım burası baba. Buraya da mı kartla giriş yapıyoruz? Hayır. Çok güzel. Kimse de yok zaten. Zaten kimse de yok. Güzel de bir spor salonum var, küçük. Aman Allah'ım, neler gördüm ben orada. Ama çocuğunun elinden tutmuş yürüyor. Böyle bir yüzme havuzu var. Şuraya da yeni bir inşaat yapılıyor. Zaten hep inşaatlar. Ben de burada bir sporumu yapayım bakayım. Güzel bir sporumu yapayım burada ben. Full body güzel bir yapıştırayım burada. Sonra da duşumuzu alırız. Sonra otelden çıkamıyorum bugün ama otelden de çıkarız. Ve sıkıntı yok. Akşam otelden de çıkarız. Güzel bir spor yaptım dostlar. Bir yarım saat 40 dakika kadar spor yaptım. Bir 20 dakika kadar da bisiklet yaparsam eğer. Bozmadan bir 20 dakika kadar da bisiklet yaparsam. Yani bozmadan derken. RPM'i bozmadan. Yoruldum. Hiç dinlenmeden başladım kardiyoya. Bir problem olmadı, yaptım. Yani demek ki yalandan karantina işte. Uyarsam uyumuş oluyorsun. Uyumazsan da sıkıntı yok gibi bir şey herhalde bu. Bitireyim şu kardiyoyu, çıkalım odamıza. Duş almak, biraz da dinlenmek istiyorum. Gece yine çıkarız bir yerlere. Yaptım sporu. Güzel yoruldum ama. En üst katta benim odam. Evet, getirmişler pizza. Diyetteyiz baba. Daha karantinam bitmedi. Normalde dün gelmiştim ben. Daha böyle bir 5-6 saat daha karantinam olması gerekiyor ama otelin yemeğini gördünüz. Asansörü çağıralım biraz. Otelin yemeğini gördünüz. Yemek yiyemem yani. Söyleyemem ben buna. Üstümü falan giydim. Bir gidelim hem yemek yiyelim, hem gezelim, hem biraz turlayalım Dubai'yi. Bugün iyice dinlendim zaten. Tekrardan gelip uyuyacağım. Yarın ufaktan takılmaya başlarım. Biraz gezmeye falan başlarım. Dostlar, vallahi kaçtım. Kaçtım dışarı, görüyorsunuz. Şöyle bir etli pirincim var, şöyle şu şekilde etleri bu. İçinde et dolu. Böyle açtıkça etler çıkıyor.
Salatam var, sezar salatam, yumurtalı. Bir de kola zira. Dışarıda da bunu yemek istedim bugün. Arkadaşlar, karantina süren bitiyor. Dubai'nin karantinası bile güzel veriyor oluşum. Bugün çok bir şey yapmadım, biraz çıktım yemek yedim. Yemeği çektim zaten, ondan sonra bir arkadaşımla buluştum. Biraz bir şehir içtik, sohbet ettik falan. Bir önceki geldiğimde tanıştığım bir arkadaşım. Marketten bir şeyler aldım, meyve aldım kendime, biraz da kuru yemiş aldım. Odama gidiyorum, bugün bu kadar benim için. Daha karantina süreme çok var. Karantinaya devam etmem gerekiyor, dışarı çıkmamam gerekiyor çünkü karantinadayım. Belki korona olmuş olabilirim. Yani 100 tane test yaptırmama rağmen hala korona testi olmuş olabilirim. Korona testi diyorum. Korona olmuş olabilirim. Burası El Başra. Şu sağ tarafa döndüğümüz zaman benim otelim orada. Karantinam da böyle geçti. Dubai'de karantinam bu şekilde geçti. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videomda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan Dubai.